Arkadaşlar Meccanen'e hoş geldiniz. İkinci Dostluk Kupası'nın bir videosunu yayınlıyorum şimdi. Şu an devam eden bir maçımız var aslında. Olması lazım. Evet. Ama biz göremiyoruz şu an. Enteresan. Anamur Spor Repentant arasında oynanan şu an bir maç var. Hemen. Fikstürlerden bakayım. Evet, şurada. Henüz skora yansımadı. Elbette. İkisini de desteklemiyorum. Yani bugün bir tane hata yaptım. Kazayla birinden diğerine destek vermiş oldum. Oo. Bayağı Repentant'ın taraftarları var. Şu an bakalım. 2-2 berabere ve ilk yarı itibariyle Repentant 4-2-3-1 şeklinde sahada. Adamur Spor 4-1-2-2-1 veya 4-1-2-3 şeklinde sahada. Karşılıklı ataklar var. Evet, şöyle bir bakalım maç nasıl gidiyormuş. Ondan sonra genel durum hakkında bir konuşalım. Dediğim gibi 2-2, önemli anlara bakalım. Karşılıklı goller. Mesut Özil, Ribery, Lima ve tekrar Ribery ile gelen goller var. Şöyle Repentant'a şöyle bir bakalım. 117.8 gücünde İstanbul Türkiye'den Taha. Geçen sezon 4 kupayı almış. Maşallah diyorum. Furkan Maz daha 6. seviyede 109.7 gücü var. Evet. Hemen tekrar maçımıza geri dönecek olursak. İkinci yarı 47. 48. dakika. Hala 2-2 devam ediyor. Şu an sayısal olarak Repentant'ın kalite olarak biraz daha üstünlüğü var. Gördüğünüz gibi işte 117'ye 109 gibi. Ama Anamur Spor'da iyi mücadele gösteriyor. Tabii bu arada arkadaşlar takımların şu an 59'a 41 Repentant'ın üstünlüğü var. 7'ye 8 toplam şutlarda güzel. Arkadaşlar yani şimdi biraz sonra genellikle duruma bakacağız. Bu arada birkaç dakika sonra benim de maçım var. O Repentant bir öne geçti. 3-2. İstatistikteki üstünlüğünü bir anlamda ama yani başarılı paslar, şut verimliliği %50-50. Bunlar aslında kafa kafaya denk bir mücadele olduğunu gösteriyor. Her ne kadar Repentant'ın yani Taha'nın topa sahip olma oranı daha yüksek olsa da. Evet, bu benimle alakalı. Çok önemli değil arkadaşlar. Yedek kadroda bir sakat oyuncum var. Evet. Gördüğüm kadarıyla Repentant uzun pasla oynuyor. Pardon, Anamur Spor uzun pasta oynuyor. Yanlış söyledim. Şimdilik 3-2, 60. dakika. Henüz herhangi bir oyuncu değişikliği yok. Bir tarafta Ribery'nin üst üste attığı goller var. Evet, Anamur Spor beraberliği yakalayabilecek mi? Şimdilik hayır. Evet, Anamur Spor uzun paslarla oynarken Repentant kısa paslarla ve bu gol gibi arkadaşlar. Evet. Scotto Lima tekrar golünü attı ve maça tekrar beraberlik getirdi. Anamur Spor'da. Evet, gerçekten dişe diş bir mücadele. Evet, Anamur Spor topa daha az hakimken beraberliği sağladı. Güzel. Anamur Spor'un keşke menajeri de olsaydı. Çünkü şu an Repentant bir şeyler düşünüyordur. 4-2-3-1 formatında. Evet. Bakalım. 75. dakika itibariyle 60'a 40. Büyük olasılıkla Repentant bir gol daha bulabilir diye düşünüyorum şu an itibariyle. Evet. Tabii ben şu an maçı izleyen taraftayım. Herhangi bir tarafa taraftar olmamaya dikkat etmeye çalıştım. Oo, Anamur Spor serbest atış kullanıyor ve gol. Wow. Anamur Spor takımı iyi bırakmış eleman. 4-3 öne geçti. Maçın son 10 dakikasına, 10 dakikasına girerken. Evet. Ki arkadaşlar dediğim gibi yani sayısal olarak
Şu an tekrar bir galip beraberlik golünü görecektik. Hayır. Bakalım Repentant ne yapacak? Şu an hani Repentant hani defanstan bir oyuncu çıkartıp forveti çiftleyebilir veya en azından orta sahaya artı bir oyuncu koyabilir eğer kısa paslara devam edecekse. Gol gibi. Hayır. Bu noktada Anamur Spor'da ne yapar? Zaten 4-3 öne geçmiş. Hafifçe kenarlarındakileri, oyuncuları biraz ortaya alabilir. Bu gol gibi arkadaşlar. Ribery bu sefer out'a attı. Gerçekten yani bir beraberlik şansıydı. Hem de çok yüksek bir beraberlik şansıydı. Fakat kaybetti. Bu galibiyetle beraber Anamur Spor Repentant'ı 4-3 yenmiş oldu. Hemen arkadaşlar Dostluk Şampiyonası'ndaki duruma bakalım. Neymiş? Benim de 1 dakikadan az zamanım kaldı. Hemen bakıyorum ben de. Ben de Caner Reis'le oynayacağım. 120 gücünde kendisi. Evet. Repentant Taha şu an 7. sırada. Ve Anamur Spor arkadaşlar ligin son sırasında. Gördüğünüz gibi Furkan Baz biraz önceki arkadaşımız diyelim 4-3 yenmiş olmasına rağmen yani ligde arkadaşlar her an her şey olabiliyor. Maç sonunda tekrar ufak bir lige bakarız. Ben takımı arkadaşlar kondisyon vermemişim. Güzel, aferin buna. Ben hazırladım zannediyordum. Neyse, hazırlamamışım. Artık 3 oyuncu değişikliğini ki en kötü olan pozisyon Yıldırım Beyazıt. Benim en iyi oyuncum. Neyse. Evet arkadaşlar maç başladı. Caner Reis şöyle bir bakalım. 120.2 ben de 102 gücündeyiz sahadayım. 4-4-1-1 şeklinde sahada. Ben de ona karşılık hemen gördüğünüz gibi 4-2-3-1 şeklinde sahadayım. Ben taktiklerimi göstereyim. Kostay taktiğini kapalı tutuyorum şu an. Kontratağı evet zorluyorum. Uzun paslarla çıkmaya çalışacağım. Ve 27 numaralı oyuncum. Görmüş olduğunuz gibi Murat Ütervendiger sarı kart görmüş durumda. O Caner Yılmaz da geldi. Teşekkürler. Ama dediğim gibi keşke şu oyunculara biraz kondisyon yükseleydik. Bu arada maçta yağmurlu kaygan zeminde yani saha ve zemin sakatlanmaya müsait. Evet, tabii top kontrolünde güç olacağı bir şey. Aslında bu noktada arkadaşlar uzun paslar avantaj. Aleman gole geliyor arkadaşlar. Vedat Mureki güzel golünü attı. Eski Fenerli. Evet. 1-0 Caner Reis önde. Şimdi ikinci bir ortayla geldi. Evet şimdi arkadaşlar bu takıma karşı ne yapacağız? Ortadan oynamamız lazım. Kanatlardan değil. Uzun. Hadi uzun kalsın. Zaten yağmurlu zemine uzun mantıklı. Şunları biraz ortaya alalım. Şöyle alayım. Evet. Yani tekrar buraya koyuyorum arkadaşlar. Hemen. Değil mi? İkinci yarıya özellikle şu noktada yani yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi eleman güçlü. Gördüğünüz gibi kontrayla gelecek gibi geldi bir an. Evet Murat Ütervendiger sağdan ilerliyor. Bakalım iyi ortayı açabilecek mi? Güzel geldi. Ve kaçırdık. Bu arada arkadaşlar yani Yıldırım Beyazıt'ın gücü çok çok düşük. İkinci yarıya onun yerine Şahi ile başlayacağım. Normalde Şahi benim asıl oyuncum ama onu unutmuştuk arkadaşlar. Bir önceki, iki önceki maçta hatta. Evet. Yıldırım Beyazıt arkadaşlar. Kenara alıyorum.
Şahi oyuna sürüyorum. Şimdi bakalım. Önemli anlarda atmış olduğu bir tane gol var. 50'ye 50 kafa kafaya Şahi oyuna girdi. Evet. Vedat Muriki tekrar geliyor mu? Gelemedi bu sefer. Çok şükür. Ama ne bileyim, defanstaki oyuncuların da arkadaşlar yani yorulmasıyla beraber rakip forvet için gün doğacak açıkçası. Dediğim gibi yani bu kadar bırakılmaması, bırakmamam lazımdı açıkçası. Ama yüksek presle de oynamazsam maalesef oyunu hepten kaybederim. Şu noktada yüksek presle oynayıp evet oyuncular biraz düşecekler. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu maç büyük olasılıkla mağlubiyetimle sonuçlanacak. Şu an bunu söyleyebilirim. Yani zaten 1-0 bunu gösteriyor. Ama dediğim gibi maçı kopartmaya da çalışacağım. Ne yapacağım? Yandan yani biraz daha oyuncu koymaya çalışacağım. Dinlenmiş oyuncularla maçı biraz daha dengede tutmaya çalışacağım. Ama tabii alabileceğim oyuncular sınırlı bu noktada. Rakip serbest vuruş kullanıyor. Attı. Vedat 2 yaptı. Evet Caner Reis. Eski Toprak FC Kahramanmaraş Türkiye. Güzel. Şimdi yapabileceğim her iki kanattaki oyuncunun da sarı kart görmesi kötü. Şöyle bir şey yapabilirim. Ulubatlı Aslan'ı ve Keleli Çoy'u iki kanada koyarım. Bunları da biraz ortaya şöyle çekerim hafiften. Evet. Yani şu an bunu yapabilirim. O da oyuncu değişikliği yapıyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar 2-0'ı koruma amaçlı olarak oyuncu değişiklikleri var. 4-1-4-1 şeklinde. Yani aldığım oyuncular sadece arkadaşlar hani genç olduğu için değil, sadece dinlenik olduğu içindi. Bu arada Vedat Muriki'nin de yıldızları göz kamaştırıyor. Maşallah diyorum. Evet, takım planı şu şekilde yerleşmiş durumda. Ertuğrul Gazi sarı kart gördü. Şu an önemli anlara baktığımız zaman tek sarı kartı gören elemanlar bizimkiler. Neden arkadaşlar? Çünkü elemanlar maalesef dinlenmedi. Yani kondisyon basmış olsaydım maç öncesinde biraz daha avantajlı olurdu. Teşekkürler arkadaşlar tüm desteğiniz için. Ama dediğim gibi şu an yani destekten fazlasına ihtiyacım var. Şu an 2-0. Şu an kontrayı hala açık tutuyorum. Çünkü yapacak başka bir işim yok. Orhan Gazi. Şöyle bir şey yapabilirim. Defanstaki elemanın. Yani. Evet. Abdülhamit Han gole gider mi? Hayır. O da zaten yorgun. Arkadaşlar tüm desteğiniz için teşekkürler tekrar. Ama gördüğünüz gibi şu an rakip çok iyi pozisyonda. Ve bu oyunda arkadaşlar yani hem moral motivasyon, moral kondisyon hem de normal kondisyon. Yani moral ve normal kondisyonun her ikisinin iyi olması lazım ki hele sizden yüksek bir rakiple oynuyorsanız durumu galibiyete çevirebilirsiniz. Ki ona rağmen 49-51 yani çok kötü değil ama gördüğünüz gibi şu an çok parlak da geçmiyor. 2-0 ve maç bitmek üzere. Hani bir şeref sayısı atabilir miyiz diye umutluyum. Belki bir serbest vuruştan Şahin'in bir golüyle belki. Evet. Şöyle her iki kanada tekrar yaptım. Bir de Alex attı. Çok güzel.
Bütün eski Fenerlileri toplamış arkadaş. Güzel. 3-0, 86. dakika. Evet, Ulubatlı. Kelleci şöyle beraber maçın en dinlenik olan ama biraz da yaşlı olan oyuncuları. Evet, en azından arkadaşlar kırmızı kart yemedik. Yani bir oyuncu da çıkmış olabilirdi. İki sarı kartlı oyuncu çıkarmamın bir nedeni de oydu. Ama dediğim gibi şu an bu maça çok etki etmedi. İstatistiklerde güzel, karşılıklı. Yani 50'ye 50 gördüğünüz gibi. Tabii onun şut verimliliği elbette çok daha yüksek. Attığı 3 gol ile. Taraftarlara da teşekkürlerimi gönderiyorum. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Ve bitti. Bu maç bu şekilde sona ermiş oldu. Hemen etkinliklere gelip neredesin etkinlikler? Dostluk Şampiyonası'nın şu anki 4 gün kala finale 4 gün kala pozisyonuna bakalım. Evet arkadaşlar. İlk üçü hemen hemen oyunun başından beri kapıp bırakmayan arkadaşlarımız var. Bu üçlü arkadaşlar Umut Kulüp Bruj'den güzel bir şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar seviyesi 126.8. İyi bir pozisyonda. Şu an birinci sırada. İkincilik noktası ikinciden kalkıp birinci olmaya çalışan Esra Li Leon Hatay'dan. Bugün arkadaşlar bu arkadaşın maçına bakarken daha doğrusu normalden de arkadaşım olan Kore Akbulut vardı. İkisiyle beraber maçtalarmış. Ben direkt Kore'ye hemen taraftar desteğini verdim. Ama ikisi Dostluk Şampiyonası'nda oynuyorlarmış. Neyse. Yani bilmeden yaptım. En azından Dostluk Şampiyonası'nda olduğunuzu bilsem hani birinize diğerini kayırmazdım. Öyle düşünmenizi istemem şahsen. Ve Şenol Hüseynov. Anladığım kadarıyla yani bildiğimiz Şenol. Ve bu arkadaşlar gayet iyi pozisyonda, iyi bir takımı var ve bu da her an birincilik şansı var. Gördüğünüz gibi finale çok az maç kala. Bildiğiniz gibi 26 maç üzerinden oynanacak ve şu an 18 maç, 18'li maçlar bitti gibi. Geri kalan işte şurada 5-6 maç sonrasında şampiyon belli olacak. Dolayısıyla ilk üçün kendi içerisinde birinci olma şansı çok çok yüksek. Ama bu arada diğer arkadaşlar gördüğünüz gibi Osman, Ahmet, Emirhan, Taha, bendeniz bizim şansımız çok çok daha düşük pozisyonda seyrediyor bu noktada. Evet diğer arkadaşlar da hani iyi pozisyondalar. Gördüğünüz gibi 120'lerde. Evet, arada 104 yani 100'ün üzerindeyiz hepimiz yani onda bir sıkıntı yok ama dediğim gibi mesela Koray'da çok çok iyi pozisyonda 128.7 ama işte sadece olay 128'ler 130'lar olmuyor gördüğünüz gibi tabii bu şekilde olduğu zaman da yani sadece buradaki sayısal üstünlük değil oyuncu kalitesi anlamında da çok çok etkileyici belirleyici unsurlar var. Ve bu turnuvada bu şekilde ilerliyor. Gayet de güzel maçlar çıkıyor. Ara ara baktığım kadarıyla hani gördüğüm kadarıyla diyeyim, girdiğim kadarıyla gerçekten keyifli maçlar var. Hayırlısı olsun bakalım. İlerleyen maçlarda şu kırılma noktalarından bir iki maç daha bulabilirsem yayınlamaya çalışacağım arkadaşlar. En azından şu ilk üçü belirleyen maçlara ara ara girmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanen kalın.